Son karardan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Fırat Aydın birlikte karşınızdayız. E, gerçekten de ülke olarak yine çok kolay bir dönemden geçmiyoruz. E, Kilit Operasyonu bölgesinde şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet dileyelim e, şehitlerimize ve kederli ailelerine. Başsağlığı dileklerimizi iletelim. Hocam, e, böyle günlerde en yapmak kolay olmuyor. Evet. Şehit olan kahraman askerlerimizi. Başsağlığı diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Başımız sağ olsun. E, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün e, Beşiktaş-Fatih Karagümrü 3-0 mağlup etti. Bir haftanın genel görünümüne bakalım dilerseniz. Sonrasında Beşiktaş-Karagümrük maçının detaylarına ve pozisyonlarına bakarız. Yarı otomatik offside teknolojisi artık e, bu haftadan itibaren ligimize kullanılmaya başlandı. Bunun detaylarına da yine Fırat hocamızla birlikte değineceğiz. Bir toplu sonuçlar ekranlara gelsin. 20. hafta bugün itibariyle başladı. Günün sonuçları ekranlarda. Beşiktaş 3-0 kazandı. Detaylara bakacağız. Çaykur Rizespor Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Başakşehir Alanyaspor maçı çok çekişmeli geçti. Deniz Türüç'ün harika bir frikik golü var. Ankara Gücü 7 maç sonra kazandı. Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Hatay Spor'da uzun süren galibiyet özlemini dindirmek üzereydi ki son dakikada gelen Pendik Spor golü birbirlik beraberliği ortaya çıkardı. E, puan durumu varsa puan durumuna da bir bakalım. Sonrasında Beşiktaş Karagümrük maçının detaylarına bakalım. Fenerbahçe 50 puan, Galatasaray 48, Trabzonspor 36. Beşiktaş da bugünkü galibiyetle puanını 35'e yükseltmiş durumda. Trabzonspor'un bir maçı eksik. Yine Çaykur Rizespor 32 puana yükseldi. Adana Demirspor'u mağlup ederek düşme hattına bakalım. İstanbulspor, Pendikspor önemli bir puan aldı bugün. Konyaspor ve Samsun Spor şu anda düşme hattında. Samsun Spor ve Konyaspor İstanbulsporla birlikte bir maçlarını oynamadılar. Karagümrük de 20 puanda ve düşme hattı sınırının içerisinde diğer sonuçlara göre düşme hattı da, da tamamlayabilir haftayı. Peki Beşiktaş Karagümrük karşısında 3-0'lık galibiyete ulaştı. Maçın notları neler? Onu da ekranlara getirelim. Yine Semih sahneye çıktı 62. dakikada çok klas yine Agüero'ya benzeyen bir gol attı Semih Kılıçsoy. Üst üste 4. maçta da ardarda fileleri havalandırmayı başardı ve bunu başaran en genç Türk futbolcu oldu Semih. Ee, gerçekten muazzam bir sıçrayış. Milot Raşitsa ve Getson Fernandez'in golleriyle de Beşiktaş Karagümrü 3-0 mağlup etti. Hocam maça dair e, neler söylemek istersiniz? E, Semih yine şık bir gol attı. Başakşehir maçından bahsettin Deniz Tönüş'ün golünden. Başakşehir-Alanya maçının tarihe geçtiğini biliyorsun değil mi? Türk futbol tarih, tarihini. Nasıl hocam? ha ben seyrettiğini zannettim de o yüzden. Yok, golleri izledim Ha, Golleri hocam. izledim. İlk yarı otomatik offside'ın kullanıldı. kullanıldığı Pozisyonu maç. Pozisyonu izledim. Kullanıldığı Doğru, maç. Doğru haklısınız. Ee, Rize Spor maçı da tarihe geçti. Yarı otomatik offside'ın ilk kullanılamadığı maç. Bugün ikisinde de yaşadık. Aynen. O zaman yarı otomatik offside teknolojisinin sona bıraktım ben onu pozisyonu sona sonrası. bırakalım yani ben ama siz bir özetlediniz. ben, e, ben böyle bir giriş yapayım. Evet. E, maçla ilgili görüşlerimizi bildirelim. Sonra o konuyla ilgili e, dilimiz döndüğünce konuşalım. Siz büyük bir e, ilgiyle büyük bir sabırsızlıkla diyelim bu teknolojinin ligimize entegre edilmesini bekliyordunuz. E, Onun o yüzden izlemde şu sebep şu sebepten dolayı ama ben yani e, hani Yarı otomatik olsaydın doğruluk anlamında ziyade zaman anlamında çok yararlı olacak. Bugün de bazı olsaydı pozisyonlar gerçi çok kritik yoktu. Bir tek Başakşehir maçında kritik vardı. Orada bekledik yine ama neticede bu kadar uzun ee, beklemedik. Daha öncekiler gibi beklemedik. Yine yoruma dayalı bir oyuncunun rakibiyle mücadele içine girdi, oyuna müdahale etti, topa müdahale etti, aksiyon aldı gibi durumlarda zaten yarı otomatik olsaydı yani ber taraf olacak ve orada yine hakemin yorumu için hakem çağrılacak. Yani aslında bakarsan o setlerle ilgili en büyük problemler yoruma dayalı olan bu olsaytlarla ilgili. Bunlarla ilgili konuşuruz. Evet zaman olarak daha ergonomik olacak. Ama kararlar anlamında zaten hemen hemen e, yüzdesi yüksek olan e, bu fake dediğimiz pozisyonlar. Yani e, net pozisyonlarda manuel olsa da e, doğruluk oranı çok çok yüksekti. Hem hemen hemen yüzde yüzdü. Burada zaman kazancı e, çok olacak. En büyük avantajı bu. 10 milyon euroluk yatırımın getirisi bu olacak. E, aslında e, başlamışken de bence... Türkiye Futbol Federasyonu'nun istatistik bölümünden birisinin veya birilerinin en azından son 10 maçtaki şu ana kadar veya sezonun başından itibaren offside pozisyonlarında bak yoruma dayalı olmayanlardan offside pozisyonlarında yani çizgiyi çizilmesi gereken pozisyonlarda bugüne kadar bu ve buna benzer tüm pozisyonları toplayıp ne kadar zaman beklenmiş ikinci sezon itibariyle oluşacak ofsaytlardaki geçen zamanın sonucu itibariyle sezon sonunda aslında buna dair bir e, veri gösterirlerse ne demek istediğim anlaşılacak. Peki hocam, Beşiktaş Karagümrük mücadelesi dedik. 3-0 yeni teknik direktörü Fernando Santos'la Beşiktaş ilk maçında 3 puana ulaştı. Nasıl bir oyun gördünüz? Mert Güzenge maçı yönetti. Kritik pozisyonlara da geçeriz az sonra. Oyun olarak neler söylersiniz? Bugün türbüne gelen Beşiktaş taraftarının üçte biri belki daha azı üçte birinden geçen haftaki Rize Spor galibiyeti üçte biri Santos teknik adam üçte biri de Semi için geldi. Yani üç ana unsurdan üç nedenden oluşan türbüne geliş nedeni taraftarın vardı. Bunların arasında birinci sırada en mutluları Semih için gelen, Semih için gelenler daha mutlu oldu. Maç içerisinde Beşiktaş ilk 10-15 dakika etkili başladı. Sonra maç her iki takımının takımında yüzde yüz pozisyonlar üretemeden kalelerde pozisyon diyeyim arama sürecinde geçti. İkinci yarının ilk 15 dakikası çok farklı bir yani Beşiktaş'ın ilk 15 dakikasına baktıktan sonra ikinci yarının ilk 15 dakikası çok farklı bir çehreye bürünen maç gördük. Karagümrük'ün gerçekten baskısı yani her an gol geldi gelecek derken hatta bunu taraftar futbolcusu bile kabul ederken değişiklik gerekiyor derken 60. dakikada 5 yaşın teknik adamı içeriden dışarıya oyuncu alıp dışarıdan içeri oyuncu sokacağına Semih'i soldan sağa, Raşiska'yı sağdan sola aldı. Maç çözüldü. Maçı golünü ve gollerini buldu. İkiyi bulduktan sonra tekrar yerlerine gönderdi zaten. Yani illa demek ki değişiklik skor için gerekmeyip saha içerisindeki değişiklik bile sonuca gitme ve skoru yakalamak adına da e, olabilecek etkenlerden biri olduğunu gördüm. Zaten ondan sonra Karagümrük 0-0 kendi Beşiktaş'ın üstüne geliyordu. Malüp düş, duruma düşünce de gelirken arkalanda çok boşluk bıraktı ve Beşiktaş 3-0 gibi bir farklı skora ulaşarak taraftarını mutlu etti. Semih Kılıçsoy'un performans çok dikkat çekici. Bak ne diyorum? Taraftarı gelme nedenlerinin en başında ve en mutlu olanları Semih'in performansı. Hocam özgüveni de çok yüksek değil mi artık sahada? Çok farklı. Sanki yani mesela Öncesini bilmeyen birisine bu maçı seyrettir. Yani semi üzerine odaklansın. 2-3 yıldır bu takımda oynuyormuş gibi izlenim bırakıyor. Takımın ana planıymış gibi. Yani Ana planlarından o kadar. Gibi. Aynen aynen dediğinde çok haklısın. O kadar özgüvenli. Yani şimdi 18, 2005'li değil mi? Evet. 18 yaşında. Yani o şutu atması, o özgüvene sahip olması, solda cenk varken... Vermemesi veya ver, ver, vermeye çalışmaması, odaklanması, odaklanması evet. vuracağım demesi. Ama şu da var. Bir maçın e, bir bölümünde yine pas vermesiyken şu tattı ve avut attı. Arkada bir futbolcu kim bilmiyorum, Onur olabilir veya bir başkası. Serzenişte bulunurken Cenk geldi aferin dedi. Yani Cenk de boştayken. Evet. Bak bu da güzel bir şey. Bu genç futbolcuları yüreklendiren abilerinin bu yaklaşımları da hata yapsa da güzel onu olan özgüvenine daha da özgüven katmasına vesile oluyor. Zaten Cenk Tosun'un varlığı çok büyük bir şans hocam Semih için. Çünkü onun gitmek isteyeceği yerlere daha önce o başarılara ulaşmış. Stil olarak da Cenk Tosun böyle patlayıcı, çok etkili şutlar çıkartan bir bitiriciydi. Zaten lig rekoru kırarak transfer yaptı. Antrenmanda çok İkili ilişkileri ve e, teknik anlamda da alışverişleri yüksektir diye düşünüyorum. Muhakkak. Tabii ki e, deneyimlerinden e, ona aktarıyordur, tecrübelerinden aktarıyordur. Hani güzel bir laf var. E, en akıllı kişi kendi tecrübelerinden yararlanan ama daha da akıllısı başkalarının tecrübelerinden yararlanan. Semih daha da akıllı ise ki öyle olduğunu zannediyorum o abilerin tecrübelerinden yararlanarak geleceği noktaya daha kısa evrede gelmesi daha imkan tanır. Valla Euro 2024'ü ben sabırsızlıkla bekliyorum. Yani Bertu bir yandan, Arda Güler bir yandan, Kenan Yıldız bir yandan, Semih Kılıçsoy bir yandan her hafta da bizi büyülemeye devam ediyor. Yol açık olsun Semih'in Türk futbol açısından sadece Beşiktaş için. Tabii gibi. tabii. Yani çok, Genç, çok... genç oyuncularımızın Türk futbol adına inşallah Allah kazasız, belasız belasız, sakatsızlık bir sezon bitirmelerini nasip etsin ve e, milli takımımız için hazır bir şekilde Avrupa'ya e, milli takımla birlikte gitmelerini nasip etsin. Hocam pozisyonlara geçelim dilerseniz. İlk pozisyonumuz 11. dakika. Roden ki hani son lig maçında hat-trick yapmıştı. Bu enteresan bir pozisyon oldu hocam. Amir Hacı Ahmetoviç bu pozisyonda sakatlandı ve oyundan çıkmak durumunda kaldı. Maçın maçın. 10. dakikasında olan 11. dakikasında olan bir pozisyon. Şimdi buradaki faal şekli ayağa burkuldu dan ziyade. Bir, çok net kontrolsüz hareket. İki, diklemesine atağa kalkmış bir takımın oyuncusuna son anda bu kontrolsüz hareketle aynı zamanda teknik bir faal yapıyorsun. Oyunu da kesiyorsun. Yani illa şimdi biraz sonra geleceğiz. Beşiktaş takımında Bahtiyar ve genç çocuk Ege miydi? Demir Ege. Ege gösterdiği nasıl hani arkadan teknik anlamda hızlı geçişi durdurmak için yapılan o iki folya e gösteriyorsan bu da ayak ile yapılan teknik anlamda, yani, taktik anlamda hmm. bir foul aynı zamanda kontrolsüz kesinlikle sarı kart olmalıydı. Mert Güzenge maçın hakemi. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Maç son pozisyonlar bitince zaten genel bir değerlendirme alacağız hocamızdan. 22. dakika hocam. Burada Semih Kurbelis mücadelesi. Uzun bir top. Sol kanada doğru. Burada Semih topu kontrol etmek isterken ardından bir hamlesi var. Kurbelis'e doğru. Biz tabii akışta çok net görüyoruz topun nasıl geldiğini. Evet. Kimin topa sahip kontrol altında olduğunu Topa dokunduktan sonra Semih nasıl geç kalmış bir hareket ile ayağına yukarıdan gelerek bastığını fotoğraftan ziyade. Dolayısıyla burada bir faul çalıyor. Burada da kart göstermiyor bildiğim kadarıyla. Göstermek. Net bir sarı kart olmalı. Yani ilk iki pozisyon kart çıkmayan iki pozisyonda da kart olmalıydı dedi hocamız. 23 e, burada da bir kili mücadele yine Tayyip Talha'ya. Müdahale, burada Lasanya'dan. Burada e, e, sevgili Müjdat. Hani futbolcu arkada o önde. Hı -hı. Bak şimdi futbolcunun şu kramponunun altı bak altı yüzüne gelse o yüzde bayağı hasar bırakır. Eğer futbolcu kafayla oynanacak seviyeye ister futbolcu rakip arkasında olsun ister önünde olsun. Ayağını kaldırıyorsa bir kere o riski alıyor demektir. Tehlikeli oynuyor demektir. İster futbolcuyu görsün ister arkadaki futbolcuya karşı geriye doğru uzatarak yapsın. Bu riski alıyorsa bu futbolcu arkada da olsa futbolcu o seviyeye ayak kalktığında tehlikeli bir harekettir. Ve sarı karttır. Zaten bak kramponun tam altı gelse evet. şimdi diyeceksiniz ki tavha kafayı eğiyor. Talha kafayı o ayakla oynanan seviyeye indirmiyor. Yine orası kafayla oynanacak seviye. O kalkan ayak mı kafayla oynanacak seviye mi? Baktığımızda kafayla oynamanın daha öncelikli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öndeki futbolcu risk alıyor o ayağını kaldırarak tehlikeli bir e, tarzda oynuyor. Bu pozisyonda da bence kesinlikle sarı kart olmalıydı. Hocam 3'te 3 üç oldu. 3 yani üç pozisyon üçünde de e, sarı kart dediğiniz üçünde de çıkmadı. Şimdi maçtaki ilk sarı kart Ege'ye çıktı 24. dakika. E, burada bir atak şekillendirmek isterken Karagümrük Ege'nin arkadan e, müdahalesi var. Güven hareketlendi. Zaten e, bu dördüncü hareket olduktan sonra eğer ki e, Mert Güzenge kart çıkarmasaydı hani birinci diyecektim ki ya kartlara gerçekten hani olur olur insanlık hali unuttu ya da ben bu maçta ne olursa olsun kan da çıksa kart göstermeyeceğim düşüncesiyle çıktı fikrine kapılacaktı. Bu kartı gösterince he, tamam dedim demek ki ne kartı unutmuş ne de hani bu fikre sahip ama dolayısıyla Otomatikman bu kartı da gösterince ilk üç kartla baz aldığında standart sapmasına başlamış oldu. Siz hocam hep şeyi vurgularsınız ya yani kartlık hareket ikinci dakikada birinci dakikada da kartlıktır. Hani onun belirli bir süre zaman Şimdi, e, aşaması olmaz diye. Özellikle şu oluyor bu, buna neye ben e, dikte ediyorum dem vuruyorum. Bazen futbolcular bir hareket bir foal yapıyor birinci diyor o yaptığın faalün birincisinin beşincisinin bir önemi yok. Kendisinin sarı katlık bir faal olması yeterli. Yani sen pozisyon icabı devamlı dört beş altıncı kez faal yapınca veya ikinci üçüncü kez yapınca hani devamlılıktan dolayı kart görüyorsun. Ama bazen kontrolsüz hareketin kendisi bu gibi hareketin arkadan yapılan müdahalenin veya atağa çıkmış Umut vadiden bir ata engellerken yaptığım bir formanın çekmesi örneğini veriyorum. Bunlarda öyle bir iki çok. Bazen de birinci dakikada bir kart gösterirsin. Birçok sarı kartı belki de kırmızı kartın önüne geçersin. Evet. Bazen o kartı aman göstermeyim dersin. 2-3 tane sarı kartı es geçersin. Maçta 2-3 kırmızı çıkarmak zorunda kalırsın. Şimdi burada zaman gelince, pozisyonlar gelince ve maçtan sonra Mert'in şansı oldu. Şansı yaver gitti. Oraya da gelince e, konuşuruz. Hocam bugün bir las palmas, bir yerel maçı anlattım. İlk kart 1 dakika 11. saniyede çıktı. İlk yarım saat 6 sarı kart, ilk yarı 7 sarı kartla bitti. İkinci yarı 0 kart. Belki onlar çıkmasın diye ikinci yarı 2-3 iki kırmızı çıkardı. Yani evet. şimdi seyretmediğim için bilmiyorum. Yok yok hani bu hani şey yaklaşım diyorum. olarak. O yüzden bazen çıkan ve çıkmayan kartların bir sonraki pozisyonların disiplin akıbeti için çok önemli olduğunu arkadaşlar unutmasın. Peki hocam. 29. dakika Semih. Biraz ki mücadelesi. Burada Beşiktaş sol kanattan bir atak şekillendiriyor Semih. Yine çok şık bir şekilde ceza alanına girdi ardından bir penaltı beklentisi geçirdi derken. Şimdi bak hakemlere şunu söyleyeceğim. Bir, burada penaltı yok. Bak penaltı yok. Tamam. Devam ettirmesi doğru. Hatta pilottan tekrar biz yukarıdan seyrettiğimizde veya arkadaşlar pilottan e, bir fotoğraf varsa koyabilirler. Bu pozisyon anında. Fotoğraf var hocam. Bak, e, çok sonradan geldi. çok sonradan geliyor asıl ilk hareketin olması gerektiği, ilk anda olması gerektiği yere pozisyon bitip top uzaklaşıp futbolcular veya işte futbolcu yere düştükten sonra geliyor. Bak mesela kale arkasından görüyorsun zaten. Evet. Kale arkasından biz akışta baktığımızda kale arkası akışına bak dikkat et. Attaki fotoğrafta mesela bak sonra geldi ya bak akışta kale arkası burada futbolcu yere düştükten sonra geliyor. Evet. Kadrajda ben, değil uzunca bir bak, süre. E, bugün ...bazı sorunları vardı... ...yani maçı yönetik... Yani ...teknik anlamda... ...kendisine bir tavsiyede bulunuyorum... ...pozisyonunu... ...izlerken... ...öyle bir durduğu yerde... ...konsantre oluyor ki... ...sonrasında kendi kafasına tak edip... ...yer alıyor veya patlamayı yapıyor... ...pozisyon... ...akarken olabilecek üzerine... ...olasılık üzerine yer alması ve patlayıcı bir hareketle açısını sağlaması bugün bu konularda çok geç kaldı. Çok geç. Hep sonradan. Burada da burada da olay bittikten sonra gidiyor. Asıl birkaç saniye önce olması. Ama bekliyor. Yani bak ilk pilottan baktığımızda arkadaş e, Alican alabildi mi bu, bu pilottan fotoğraf anlamında? Yok sanırım. Bak görüyor musun? Bak bekliyor, bekliyor, bekliyor. Bak olay bitiyor. Bak Yeni geldi gördün mü? Evet. Yukarıdan. Evet. Geç kalıyor. Yani intikal ve cevap vermede geç kalıyor. Bu konuda tecrübe edinmesi lazım. Bunu gözden geçirsin. 36. dakika. Pozisyon devam. Ha bunun ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Şimdi hakim arkadaşlara şimdi bazı futbolcuların bazı özellikleri vardır. Genç olduğundan dolayı, güçlü olduğundan dolayı, veya güçsüz olduğundan dolayı veya kafası farklı çalıştığından dolayı. Şimdi maç boyunca Semih'e Semih'e birkaç faal yapıldı orta sahada. Semih ne kolunu kaldırdı, hakeme itiraz etti, ne dönüp baktı, ne faal istedi, ne yerde kaldı. Şimdi Semih'in demek ki bak böyle bir özelliği var kendisine faal yapılsa da oyuna devam ediyor. Mücadele ediyor. Mesela iki kere faal yapıldı kalktı mücadele etti. Hiç hakeme dönüp bakmadı faal istemedi. Ya gençliğin verdiği bir şey olsa gerek ya da gücüne güvendi veya karakter. Mentalitesi yani, de böyle ise. karakter evet. yani. Şimdi yarın öbür gün arkadaşlara uyuyorum. Semih ceza sahası içerisinde bazı ikili mücadelelere girdiğinde Semih'in size dönüp bakmaması Mesela burada da hiç bakmıyor, tamam penaltı değil ama hiç bakmıyor. Şimdi Düşünsene bir başka futbolcu olsa böyle bir iki, yine de bir elini kaldırır, evet, bir, bir kaldırır, bir şey yapar. Var böyle futbolcular. O yüzden e, Semih konusunda kendilerini uyarıyorum. Semin böyle bir, senin de dediğim gibi mental yapısı böyle bir karakteri yok. Onu o durum yanıtmasın onları. İleriz bu şekilde de devam eder bu mental yapısı yani. İnşallah, sürekli oyuna odaklı. Inşallah, evet, i̇nşallah. Tam bir Avrupa'yı mental eder. Devam eder ve sirayet eder. Evet. Hocam dediğiniz fotoğraf karesi de ekranda bu arada. Teşekkür ederim Ali Can. En solda Mert Güzenge. Bak pozisyon oradayken bir anda yukarıdan da o anda akışı verelim arkadaşlar. Bak yukarıdaki akışa verelim akışı. Bak topu bir anda vuruyor çizgiye iniyor. İndikten sonra. Akıştan dondurduğumuz için. Ha özür tamam var. tamam tamam. Ama üzülürüm. biz yerini izleyicilerimize tamam. göstermek gösterdik. Gösterdik. Şimdi akışla vurdu gidiyor hala orada Mert. Evet. Yani hareketlenmiyor. Otobüse son anda yetişen Bak, e, hareketlenmiyor. Donucumuzu. Yarın öbür gün bu uzaklık ve açı sağlayamaması veya işte intikaldeki geçlik problem olabilir. Geç kalınmışlık diyeyim geçliklerden geç kalınmışlık sorun olur kendisi için. Biraskin'in e, Semih'e bir müdahalesi. 36. dakika. E, pozisyonu da yukarıda Hocam, izliyoruz. ben yukarıdan izle. Bu pozisyonun fotoğrafı. Bu pozisyonun bir tık soru. Bak. <laughs> El, ense, kol. Hadi bunu geçtim. Normal bir faal. Soldan basıp gidecek. Yani, yani bir sarı kartı vermek için bir tane değil birkaç tane sarı kartı gerektiren nedenlere sahipken yani Mert'in bu maçta sarı kartlarla ilgili bu sorunu yaşamasını her neyse onun sonra konuşuruz. Muhakkak vardır bir nedenleri diyeyim geçeyim. Peki. Net bir sarı kart. Net bir sarı kart hocam. Son 10 dakikamıza giriyoruz. Son 10 mı? Evet hocam. Hadi. 40. dakika Bahtiyar Zaynettinov'un Lasanya'ya faulü burada. Net kart. bir sarı kart. Burada hücuma çıkarken. Net bir sarı kart. Peki. Eee 45. dakika Cenk Tosun'un topu ağlara gönderdiği an ama daha öncesinde bir, bir var. Net bir faal. Bak Hı. net bir faal. Evet. Semih'in itmesi Cenk'in değil. Ama Mert Güzenge'ye tavsiye. O top bir girsin kaleye sonra düdüğünü çal. Evet. Burada düdüğü çaldı ama. Tabii. Yani varı taca atma. Senin elinde böyle bir şey var. Göz yanılabilir elindeki bu avantajı kullan. Burada gol olmadan önce çaldı. Bir özgüven de belirtisi olabilir mi hocam Kim? bu hakem için? Hani ben gördüm çaldım. Ya bu senin elinde var gibi bir avantajın varken bu gibi durumlarda özgüveninin varlığı ve yokluğu hiçbir şey değiştirmez. Anladım. Özgüvenin fazlası da seni burada yanıltır. Doğru. Yani bir yanlış görmüş olsa bitti. Bırak sen yine özgüvenini Top kaleye girdikten sonra kullan. Varı da taca atma burada. Evet. Biz de izlerken baya riskli bir pozisyon olarak gördük. An yani düdüğü duyunca bir anda... Ya, e tabii net gördü etti. Bak ne, ne diyorum. Evet. Net gördü kabul. Ama bırak girsin top. Sonra çal düdüğü. Ve vara bir imkan tanı. Doğru. 49 hocam Raşit'sa e, güven mücadelesi. Burada Karagümrük güvenli hata net, isterken. Net bir sarı kart. Burada da çıkmadı hocam. Net bir sarı kart. Futbolun imajını bozan birer geç Şu forma çekme giderken net bir sarı kart. Biraz ki Raşitsa mücadelesi 61. dakika. burada sol kanada açıldı top. Raşitsa topu kontrol etti. Biraz ki karşıladı. Burada bu folü veriyorsan sarı kartı vereceksin birincisi el yüze forma çekme bak el yüze veya forma çekme veya Reşiska rakibinden kurtulduğunda ceza sahasına doğru girecek. Umut adeten bir atak. Yani çok çeşitli nedenler var sarı kartı vermek için. Bir tanesi foulü verdin çünkü. Evet. Vereceksin sarı kartı. Drešević Getson mücadelesinde penaltı beklentisi Beşiktaş'ın orta alanda kaybedilen top Karagümrük tarafından. Hocam bak çok Beşiktaş'ın hızlı atak. Belden yukarıda belden yukarıda futbolcuların birbirleriyle bir mücadelesi var. Bak, belden aşağıya bakma. Belden yukarıda bir mücadelesi var. O ona tutuyor çekiyor. O onu tutuyor çekiyor koşarken. Bu ikili mücadele normal. Yani net birisinin formasından çekmesi ne hücum anlamında ne savunma anlamında faulü gerektirecek. Belden yukarıda. Yukarıda herhangi bir şey yok. Aşağıda Son anda bu mücadele neticesinde avantaj sağlayan Gesson bir adım öne geçiyor ve arkada kim dedin? E, ee, Dresevic. Dresevic. geç kaldığı için topla oynama şansı varken topa atlıyor sağ ayağıyla. Atlarken sol ayağı arkada kalıyor doğal olarak tek ayağıyla atladığı için ama topa müdahale edemiyor. Top Gesso'nun vuruşuyla açılıyor. O hızla gelen Dresseviş sol ayağıyla hani bazen diyoruz ya biz topa dokunuyorsun ama öbür ayağının kontrolsüz gelmesi. Burada topa da dokunamıyor. Bu net bir penaltı ama kırmızı kart değil toplu oynama şansı var çünkü. Peki hocam Gesso'nun sarı kartı Roden'e 83. dakika. Pozisyon ekranlarda. Fotoğraf aşağıda. Sarı kart doğru. Doğru kart. 90 artı 2 hocam. Beşiktaş'ın 3. golünde de yarı ofsa, otomatik offside teknolojisinin kullanımı var. Bu vardaki e, arkadaşlar bugün iki maçta kullandı. Biz de kullanalım dediler. <laughs> Genç pasında. Yani sonuçta biraz da tatıp Ama şu var. E, şimdi yarı otomatik kullanırken o, bayağı fark var deniyor ama pozisyonu tıplak gözle izlerken yok. Ama en azından hani... Ee, bu pozisyonlar içinden ziyade biz yer otomatikleri daha böyle milimsel bekliyoruz evet, evet. ya. Bugün öyle onlar da kullandılar. Kullansın güzel bir şey. netice itibariyle bir de şöyle söyleyeyim. Hemen kapatacağız. Belki e, yarın konuşuruz. Tamam gerekirse. hocam yarın konuşuruz. Yarın konuşuruz gerekirse. Genel değerlendirmeyi de alayım. Yetişemezsek. Yani kaç dakikamız var? Sen onu söyle bana. Dört dakika. Dört dakika. Mert Güzengi alayım hocam ben sizden dur ben veririm bir ara sana. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane net sarı kart. Sen bana soruyorsun ya ben tuttum mu? Sen tutmadın mı? 9 net sarı kartın sadece 3'ünü göster. Bir de penaltı var. Penaltı bak şimdi ben bak ben penaltılara takılmıyorum. Siz standarttasınız. Ben daha farklı şeylerdeyim yani. Standarttasınız. Şimdi bu 9 sarı kartın dokuzunu da göstermese ben bu kadar konuşmam. Dokuzunu da gösterse yine konuşmam. Ama benzer pozisyonlarda bir tarafa gösterip bir tarafa bak bu dokuz sarı kartın altı gösterilmenin Beşiktaş tarafına da var dört tane. iki tane de e, şey iki tane Beşiktaş tarafına dört tane de şey ama maçın başında iki tane var ki net göstermiyor. Şimdi Mert genç Bence Umut Validen biraz e, vücut dilini yumuşatsın bu bir. İki yer almada veya hızlanmada ve patlamada açı sağlamak için o intikali biraz hani e, maçları ve pozisyonları seyrederek nereden nereye geleceğine dair tecrübesini arttırsın. Üç bu faal ve fena hareketlerin disiplin cezalarında biraz daha kendisine tecrübe edinsin bir izlesi maçı. Daha önce çıktığı farklı bir büyük takımın maçına çıkıp biraz kendisini stresli, heyecanlı e, gördüm. Oradaki seyretti Mert'in dışında bir yapıda gördüm. Bugün Beşiktaş golleri buldu. Karagümrük golleri 3 tane olsaydı yine rahat olurdu ama sıkışan bu oyunda tek farklı bir skor olsaydı bu kartların çoğu konuşulurdu konuşulurdu. Dikkat etsin. Şa hakem şansı vardı. Majör bir hata yapmadı. Maç 2-0'dayken o penaltı 3 oldu. Maç 0-0 bitse gerek Beşiktaş gerek Karagümrük yine o pozisyonda bu böyle bir pozisyonda penaltı vermeseydi çok başı ağrırdı. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Yarın bu tamam, bu yarı, otomatik şöyle, olsaydı... yarı otomatik şöyle, otomatik ve şöyle söyleyeceğim. Merkez Hakem Kurulu ve TFF'nin aldığı var hakem sayısının kadrosuyla algoritma yani yapay zekanın hakem belirleme olayında yeni bir uygulamaya geçti. Onu yarın konuşuruz. Bir de Mert'e bir abisi olarak ilk yarı itibariyle Amir'in sakatlık pozisyonu iki dakika. Demiregir'in sarı kart pozisyonu bir buçuk dakika, ne yaptı? Üç buçuk. Evet, Karagümrük sakatlığı 37 15'te oldu 39 15'te korner atıldı 2 dakikada o 5.5 5.5 buçuk. Buçuk dakika kaç dakika uzatma verdi kaç verdi hocam 3 3 Bu da en çok vurguladığınız konulardan biri Dikkat etsin. Ağzınıza sağlık hocam. Afrika Uluslar Kupası heyecanı başlıyor. TV8.5 Egzen ekranlarında. Bugün A grubunda açılış maçı. 23'te Fildişi Sahili Gine Bissau arasında. Bu maç öncesinde de açılış töreni şimdi TV8.5 ekranlarında sizlerle buluşuyor efendim. Hoşçakalınız. Yarın görüşmek üzere. Derbi, 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 derbi.